dersimizde kamu alacaklarının değerinin korunmasından bahsedeceğiz. Gecikme faizi, gecikme zammı, tecil uygulaması, ödeme emri gibi kavramlar ana başlıklarımız olacak. Gecikme faizi dediğimiz şey, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin sonradan re'sen, ikmalen, idarece tarh edilip tahakkuk ettirilmesi üzerine normal vade tarihinden belli tarihlere kadar geçen süreler için gecikme faizi uygulanacağı vergi usul kanununda yer almaktadır. Şimdi o halde gecikme faizinin uygulanma sebebi verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesidir. Gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulanır ve bu oran aylık 1,40'tır. Gecikme faizi hesaplamalarında bir aydan az olan günler faiz hesaplamasında dikkate alınmaz. Örneğin ben devlete verginin tahakkuk ettirilmemesi için tahakkukun gecikmesi ile ilgili bir işlem yaptım ve tahakkuku 57 gün geciktirdim. Böyle bir durumda beyanname vermedim diyelim. Beyanname vermeyi 57 gün geciktirdim. Böyle bir durumda bir ay 30 gün kabul ediliyor. 27 gün olacak bu. Gecikme faizi için diyor ki sadece aylık kesirlere uygularım. Yani bir aylık gecikme faizi uygularım. 27 günü hesaba katmam. Bu 27 gün için gecikme faizi almam. Gecikme zammı dediğimiz şey ise verginin tahsil edilememesi durumunda vade tarihinden itibaren her ay için uygulanan oranlardır. Demek ki verginin tahakkukunu geciktirirsem gecikme faizi ödüyorum. Verginin tahsilini geciktirirsem gecikme zammı ödüyorum. Yine aylık uygulanıyor. Aylık oranı 1,40'tır. Ancak gecikme faizinden farklı olarak bir aydan az günler içinde uygulanır. Yani biraz önceki örnekle hareket edersek, eğer ben vergiyi 57 gün ödemezsem bir ay 27 günlük gecikme zammı hesaplanır. Bir aydan kısa sürelerin içinde gecikme zammı hesaplaması yapılacaktır. Şimdi bir diğer ihtimalim var. Vergi borcumu ödeyemiyorum bir sebeple. Zor duruma düşmüşüm. Tecil isteyebilirim. Tecil erteleme demek arkadaşlar. Kamu borcunun zamanında ödenmesi, haciz uygulanması veya haczedilen malların paraya çevrilmesi. Kamu borçlusunu zor duruma düşürecekse. Param var ama ödersem zora düşerim. Haciz yaparsanız zora düşerim gibi bir durumda. Kamu idaresi ya da yetkili kılacağı makamlar tarafından kamu alacakları 36 ayı geçmemek şartıyla faiz alınarak tecil edilir. Yani ertelenir. Tecil faizi oranı aylık %1, yıllık %12'dir. Yani borcu herhangi bir haber vermeden ödemezsem 1,40 gecikme zammı ödeyeceğim. Bunun yerine %1 tecil faizi ödeyebilirim. Diyelim ki tecile başvurdum. Tecil kararı çıkana kadar borcu ödememiş oldum. Bekliyorum çünkü erteleme kararı çıkacak mı diye. Tecil kararı red şeklinde çıkarsa, tahsil edilmesi gereken süreyle kararın verilmesi arasında geçen süre için red kararı çıktı. Ama yine de bu arada geçen süre için tecil faizi uygular devlet. Ve bir diğer durum kamu borçlarının ödenmesi durumu arkadaşlar. Ödeme şekilleri devlet borçları nasıl ödenebilir? Makbuz karşılığı ödenir. Çizgili çek kullanmak suretiyle ödenir. Banka hesabından havale yapılabilir. Bankalara ödeme yapılabilir. Kredi kartlarıyla ödenebilir. Hastaneler yazılmış burada. Postaneler aracılığıyla ödenebilir. Özel kanunlarda belirtilen yollar ile kamu borçları ödenebilecektir.
Eğer borç zamanında ödenmezse kişiye ödeme emri gönderilir. Borçludan teminat alınmamışsa eğer ödeme emrinde 7 gün içinde borcu ödemesi veya mal bildiriminde bulunması istenir. Eğer kişinin devlete verdiği herhangi bir teminat yoksa kişiye gönderilen ödeme emrinde 7 gün içerisinde borcunu öde ya da mal bildiriminde bulun ifadeleri yer alır. Malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan borçlular bu bildirimden itibaren 15 gün içinde devamlı mükellefiyetleri bulunan vergi dairelerine bildirimde bulunmak zorundalardır. Borcunun ödeme emrine rağmen borcunu ödememesi halinde haciz işlemi başlatılacaktır. Haciz işlemi sonucunda borçlunun haczedilecek edilecek malı bulunamazsa veya bulunan malları borcu karşılamaya yetmezse aciz halinde sayılır ve borçlu zaman aşımı süresince yani 5 yıl boyunca izlenir. Bu süre içinde yeni mal edinir ya da mallarında bir artış olursa bunları idareye bildirmek zorundadır. Şimdi eğer teminat gösterilmişse, kişi devlete teminat göstermişse, ödeme emrinde 7 gün içinde borcunu öde. Aksi takdirde teminatın paraya çevrilecek diye uyarıda bulunulur. Ödeme emrine karşı kişi 7 gün içinde borcum yok, borcumu ödedim ya da borcum zaman aşımına uğradı diye itiraz ederse, bu itiraz 7 gün içinde karara varılmalıdır. Yani itiraz vergi dairesine geldi. Vergi dairesi 7 gün inceleyecek ve bir karar verecek. Eğer kişi itirazında haksız çıkarsa ödemesi gereken parayı %10 zamma tabi tutularak ödeyecektir arkadaşlar. Bir nevi cezası da bunun eğer itirazında haksız çıkarsa %10 zam alırım diye mükelleflere dikkatli olması yönünde bir uyarıda bulunmaktadır. Bu dersimiz de burada bitti. Görüşmek üzere, hoşça kalın.